Niye soğuk bu İzmir ya? Öyle olmaması gerekiyordu. Ben sıcak bir İzmir'e geleceğim hayaliyle geldim. Sabahın dördünde. Kamera kaydı başladı mı? İşte kamera kaydı olunca böyle bir insan şey oluyor yani. Ne yapacaklar bu kayıtla diye. Kesip biçerler mi, cümlelerimi aralardan alırlar mı, editlerler mi diye korkuyor insan. Efendim? Mahkeme var diyorsun ülkede. Doğru, var. Yıllar önce böyle bir etkinlikte sorusu olan var mı dedim en sonunda. Yani genelde derler ya işte ben de dedim. Arkadan birisi el kaldırdı. Bu arada teknik bir şey anlatmıştım. Arkadaş şeye takılmış. Başta kendime anlattığım yerde işte 10 yıl önceydi bu. İşte o zamanlar kendim şirket kurmuştum vesaire ondan da bahsetmiştim. Neyse özetle o kalmış aklında bütün oturum boyunca. Oturumun sonunda şey dedi. Yani sorusu şu. Müşteriye fatura kestim, ödemiyor, ne yapabilirim dedi. Şimdi aklıma gelmedi mahkeme var demek. Dedim ki aç telefonu küfret. Şimdi doğal olarak bu bir espri yani. Çünkü işlevsel bir tavsiye değil belli ki yani. Yani küfretsen bir şey değişmeyecek. Sonra bunu tabii kesmişler videodan. Başka bir video parçası haline getirdi. Başta birisi soruyor. İşte diyor ki işte .NET hata veriyor ne yapayım? Ben de cevap veriyorum. O yüzden video eğlenceli bir konu ya. Yani tehlikeli bir konu. Şimdi bir 40 dakikamız var. Bir şeyler konuşacağız. Dördüncü defadır anlatıyorum bu oturumu. Her anlattığımda birazcık daha farklı anlatmaya başladım. Yani böyle bir konuyu çok fazla anlattığınızda herhangi bir oturumu zaten zaman içerisinde şekillenmeye başlıyor. Siz en şanslı görece tabii ki. Görece şanslı kitlesiniz. Dördüncü anlattığım yer burası. Bundan sonra başka planım yok. Nerede anlatırım bilmiyorum ama şimdi hikaye nereden çıktı? Aslında bir ondan bahsetmek istiyorum. Çok fazla slaytların çok bir önemi yok. 3-5 tane slaytım var. Böyle bakarız. Bir iki tane de demom var. Fakat hikaye şurada çıktı aslında. İlk ben böyle sahneye beni davet ettiklerinde bir şey anlat dediklerinde yaşıtlarımı anlatıyordum ben. Yani takriben ben sanırım yanlış hatırlamıyorsam 2008 falandı. O zamanlar bir şeyler anlattım. Şimdi tabii 2008'den bu yana az çok artık yaşımı da belli ediyorum. Yani bu kadar zaman geçince şeyi görüyorsunuz. Bir teknoloji geliyor ve gidiyor doğal olarak. O gelen teknolojiyle siz de heyecanlanıyorsunuz. Çıkıyorsunuz, bir şeyler anlatıyorsunuz. İşte bugün de var bir sürü bahsettiğimiz teknolojiler. Anlatıyorsunuz, insanlar sizden bir şeyler öğreniyorlar. Siz onlardan bir şeyler öğreniyorsunuz vesaire derken o teknoloji kullanılıyor. Sonra o teknoloji ölüyor ve gidiyor. Ama bu süreçte şunu görüyorsunuz, işte 10-15 sene önce her ne yıl geçtiyse bir şeyler anlattığım ve o şekilde konuştuğumuz bir diyalogumuz olan kişiler şu anda sektörde işte baktığında ya bir yerde işte müdür yardımcısı, artık müdür, takım lideri her neyse. Şimdi sonra da bugün sektöre bakıyorum yani bugün içerisinde bulunduğumuz duruma bakıyorum. Burada öğrencilerin bir ellerini görebilir miyim? Evet, herkes öğrenci özetle. Şimdi bir şirket, şöyle söyleyeyim, öğrenci olmayanlarınkini göreyim. Fena değil, yine epey varmış. Genelde daha az oluyor. Şimdi bugünkü sektöre baktığımızda ise şikayetlerimiz de belli, değil mi? Yani arkadaş daha teknoloji 3 yıllık işte bilmem neye 5 yıllık deneyim isteyen iş ilanları, işte 20 tane özellik isteyen iş ilanları. İşe girdikten sonra enteresan çalışma kültürleri. Şimdi bütün bunlara baktığımda ben artık yavaş yavaş şey hissetmeye başladım. Yani bunda bir sorumluluğum var. Ya eskisi gibi şey değil ki. Üniversiteden yeni çıkmışsın vesaire. Yani var olan ekosistemle ilgili çok bir sorumluluk hissetmiyorsun. Yani diyorsun ki yani zaten ben buraya geldim. Burası güzel kokmuyor diyorsun. Şimdi oraya gelip oturup 15 yıl boyunca orada oturduktan sonra arası hala güzel kokmuyorsa diyorsun ki burada bir problem var.
bu problemin parçası olmuşum ben. Kokuya dahil olmuşum. Şimdi o şekilde baktığımda aklıma şey geldi. İşte bu son bir aydır dördüncü GDG bu gittiğim. Bu sene dört tanesine denk geldi. Dedim ki teknoloji anlatmanın, ya bu sene bu teknoloji anlatmayacağım dedim. Yani çok teknolojiye girmeyeceğim. Yani gireceğim ama girmeyeceğim. Çünkü anlattığım şeyin 10 yıl sonraki etkisini görebilmeye başladım veya etkisizliğini görebilmeye başladım, değil mi? Yani ben burada örneğin şey anlatsam ki 3 sene önce anlattım galiba. Çıkıp serverless anlatsam. Çok heyecanlandığım bir konu bu arada. Serverless beni inanılmaz heyecanlandıran bir konu. Yani anlat 3 saat anlatayım, 5 saat anlatayım ve heyecanla anlatırım yani. Çok samimi söylüyorum. Ama 10 yıl sonra puf. Hani serverless nerede? Yemişim serverless'ını. Yani 10 yıl sonra bir şey yok. Şimdi diyeceksin ki arkadaş bu kadar ulvi bir amaca doğru gitmek zorunda değilsin yani. Değilim. Ama geçmiş 10 yıla bakıyorum. Diyorum ki farklı bir şey deneyeyim. O yüzden dedim ki biraz üretkenliğe odaklanalım. Yazılımcıların üretkenliğine odaklanalım. Ve bu çerçevede de kabaca iki başlığa değineceğim aslında. Slide'da 3 tane var da şey yaptığımızda 3 tane, 2 tane. Birincisi şu sebeplerin bir üzerinden geçelim. Çünkü yazılımcı üretkenliği dediğimizde antipatik de gelebilir biraz kulağa. Hani niye üretkenliği arttırmak istiyoruz? Bazen tepki şey oluyor. Bu bizim kültürümüzle de alakalı. Bizim kültürümüzde şey var çünkü, bardağın boş tarafına odaklanma huyu var bizde. Yani bir bardak, yarım bardak dolu su versen bu niye boş? Yarısı niye boş bunun tepkisini alırsın çoğu zaman. Hani teşekkür edip evet sağ ol, yarım bardak su verdin bana demek yerine bu ne ya, niye bunun yarısı boş? Tepkisinin gelme ihtimali daha yüksek bizim kültürümüzde. O yüzden şimdi üretkenliğe odaklandığında da hemen bir arkasında böyle ne oluyor? Niyetin ne senin? Daha mı az developer çalıştıracaksın? İşimizden mi edeceksin bizi? Gibi bir hissiyat da olabilir. Şimdi konu o değil. Konu maliyetleri düşürmek. Şimdi maliyetleri düşürmek dediğimde de aman yine patron parayı kısıyor, yine eleman azaltma mı? İşte mesele o değil. Ben maliyetlerimi düşürebilirsem eğer, burada neyin maliyetinden bahsediyoruz? İnsanın maliyetinden bahsetmiyorum, ben projenin maliyetinden bahsediyorum. Ben projenin maliyetini düşürebilirsem, ben ürünün maliyetini düşürebilirsem, ürünün üretim maliyetini düşürebilirsem ne yapabilirim? Daha fazla üretirim. Yani şey var mı yani maliyetini düşürdük, bir yazılımı şu an tamamen sallayacağım rakamları. 10 günde yapmak yerine 1 günde yapınca bir gün yazılım yapıp satıp 9 gün yatacak mıyız? Hayal ettiğimiz bu mu? Gerçekten böyle olacağına inanıyor musunuz? Hayır. Bir günde yapabilirsin onu, öbür gün başka bir yazılım yapacaksın. Üretkenliği arttırmak bununla alakalı. Ben o yüzden maliyetlerimi düşürmek istiyorum. Üretkenlik bu anlamda önemli. Pazara hızlı çıkabilmek anlamında inanılmaz önemli. Yıllardır cloud bunun için pozisyonlanıyor işte. Yani cloud'da başlarsan daha hızlı pazara çıkarsın, daha hazır olursun pazara. İşte scale edebilirsin vesaire. Go to market time'ını hızlandırır vesaire vesaire. Peki ben üretkenliği arttırarak pazara nasıl daha hızlı çıkabilirim? Ve bununla ilgili ne yapmalıyım? Yazılımcının üretkenliğiyle ilgili ne yapmalıyım ki pazara daha hızlı çıkabileyim? Kompleksliği azaltma. Bu da inanılmaz önemli. Özellikle bugün, ya cloud'un bulunduğu ortam da daha da önemli. Bakın burada bilmiyorum, ben hatırlamıyorum şimdi, çok detaylı bakmadım ama bu tarz konferanslarda işte herkes bir hizmet anlatıyor değil mi? Özetle, herkes bir SaaS hizmetinin peşinde. Sarı balon mu istiyorsun? Sarı balon sahası. Beyaz balon mu istiyorsun? Balon şişirme sahasımız var. Her şeyin sahası var. Şimdi güzel proje yapacağız. Benim ihtiyaçlarım var. Ben bir ürün çıkartacağım. Her ihtiyacımın bir sahası var. Emin olun. Şimdi ben o hizmeti, bu hizmeti, şu hizmeti ve kullanımları da o kadar kolay ki. Gerçekten bağlıyorsun, çeviriyorsun. Çalışıyor noktasına getirildi çoğu. Tamam bağladım. 6 ay sonra bir bakıyorum ki elimde bir kör düğüm var. O kadar çok şeyi birbirine bağlamışım ki. Artık kompleksite artmış. İşte bu şeye dönüşüyor biraz. Her problemin çözümü çok kolay olursa her problemi çözmeye yönelmek gibi bir eğilim oluşuyor. Oysa her problemi çözmeye ihtiyacımız yok. Oysa bizim önceliklendirme yapmamız lazımdı.
Bu başka bir bakış açısıyla şey problemine benzetilebilir mühendislikte. İşte paralel programlama, paralelleyelim istediğimiz kadar paralelleyebiliyorum. Thread bedava al falan diye. E tamam da bunun overhead'i var. Sen bir task'i 1500 task'e böldüğünde, 1500 paralel task'e böldüğünde o task'lerin task management overhead'i var. Thread management overhead'i var. Bunu hesapladın mı? Biraz önce bahsettiğim kompleksite bu. Ben 35 tane SaaS hizmetini birleştirdim ve süper bir ürün haline getirdim ama ondan sonra 35 tane SaaS hizmetinin SLA'lerini, composite SLA'yı hesapla bakalım senin uptime'ın ne? Ha, düşünmemiştik onu. O yüzden kompleksliği azaltmak da üretkenliği yükseltmek için önemli. Hani keep it simple diye yıllardır bağırmıyor millet. Ve işin enteresanı, bu bahsettiğim şeyler aslında bildiğimiz şeyler. Fakat farklı bir katmanda karşımıza çıkıyor artık. Yani object oriented kod yazarken uyguladığım pratikleri ve sana doğru olduğu söylenen pattern ve practice'leri şu anda cloud solution architecture yaparken uygulamıyorsun. E yine aynı hatayı yapıp öğrenmemiz mi lazım yani illa? Sadece oyuncular değişti, hikaye aynı hikaye, aynı mühendislik problemi. Ve sonuncu nokta da şu, aslında ikisi beraber, son ikisine beraber değineceğim. Şirket içerisindeki bilgi birikimi arttırmak üretkenlikte inanılmaz önemli. Üretkenliği arttırmak için benim şirket içerisindeki bilgi birikimi arttırmam lazım. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu şirketteki insanlara yatırım yaparak yapabilirim. Yatırım deyince hemen akla şey geliyor. Eğitime yollayalım herkese. Hayır. Tek yatırım o değil. Bu oturumun içerisinde konuşmayacağım. Fakat ucundan değineceğim ve düşünmenizi istediğim bir şey var. Şimdi yarın öbür gün takım lideri olacaksınız, şirket sahibi olacaksınız. Onun ümidiyle aslında bu oturumu yapıyorum zaten. Şirket insan için mi var, insan şirket için mi var? Haydi bakalım. Bu bir soru değil. Cevap almayacağım. Bunu düşünün. Bu biliyorum kulağa komik geliyor. Yani felsefeye mi girdin arkadaş şimdi? Hani kulağa komik geliyor. Ama bir ara bir düşünün. Çünkü bir şirketi yönetirken bu soruya nasıl cevap verdiğiniz şirketi nasıl yöneteceğinizi değiştirir. Sizin için öncelikli ne? Bir öncelik olmak zorunda. Bizim için ikisi de çok önemli. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yani 50-50 tutturma şansın, o dengeyi tutturma şansın yok. Bana beni yeme. Bunlardan bir tanesi öbürünün önünde. %1 de olsa önünde. Kendini kandırma. Hangisinin önde olduğuna bir karar verelim, hangisinin önde olması gerektiğine bir karar verelim. Çünkü senin takımını yönetme şeklinde, şirketi yönetme şeklinde buna göre değişecek. Ha doğru olanı ben söylemeyeceğim ama bir şeyler anlatacağım. Şimdi, 3 kolon dediğim aslında buydu. 3 tane kolon altında incelememiz gerekiyor. Şirketin veya yazılımcının üretkenliğini. Şimdi en sol tarafa bakarsanız teknoloji ayağı var. Yazılımcının elinde doğru teknolojilerin olması lazım. Bu artık yani basit ve net. Bununla ilgili bir iki tane bir şey göstereceğim. Bununla ilgili son dönemde inanılmaz atılımlar görüyoruz, görmeye devam edeceğiz. Şekil 1A, ChatGPT. ChatGPT'ye bakanları bir göreyim. İşte bu. Peki şunu soracağım. ChatGPT'ye yazdırdıkları kodu tam production olmak zorunda değil. Herhangi bir ortamda kullanılan şu anda. Evet. Kaç hafta oldu çıkalı? Bakın salın %10'u yaklaşık. Çok enteresan yerlere gidiyor. Şimdi teknoloji gidiyor. Teknoloji tarafını biraz daha detaylandırırız. İşte mimari biraz önce söyledim. İşte kompleksiteyi arttırmayalım vesaire. Cloud tarafında dikkatli olalım. Onlara bakabiliriz. Üretkenliği arttırma adına. İnfra ve platform dediğimiz cloud ortamlarını kullanalım. Olabildiğince üzerimizdeki yükü atmaya çalışalım. Core business'ıma odaklanabileceğim kodu yazacağım. Yazmak istediğim kodu sadece yazabileceğim ortamları seçmeye çalışayım. İşte testing araçlarını kullanayım ki olabildiğince birazcık hani otomasyon ayağa baktığınızda bir insan olarak yaptığım şeylerin ne kadarını otomatize edebilirsem otomatize etme yönüne gideyim.
Çünkü otomatize ettiğimde bir, hızdan kazanıyorum. İki, hatalarımı azaltıyorum. Çünkü insan olarak ben daha fazla hata yapıyorum otomatize sistemlere kıyasla. Ha bu arada tabii ki insan hata yaptığı için aynı anda da yaratıcı bir varlıktır. Çünkü ikisi beraber gelir. Yani biz ona yani yaratıcı bir şey yaparsın, ondan sonra biz karar veririz. O hata mı yoksa değil mi diye. Oysa ortaya çıkan output baktığında mesaj olarak aynı mesajdır. Aynı obje tipinden çıkar. Sen karar verirsin sonra bu bir hata veya bu bir hata değil diye. Ve araçlar. Dedim ki demo yapacağım. Şimdi ikinci tarafa geçiyorum. Mühendislik pratikleri, güvenlik, open source, inner source, agile team practices. Şimdi bunların bazılarını birleştirip konuşacağım. Şimdi agile konusundan başlayayım, sondan başlayacağım. Agile konusunu çok duyacaksınız. Duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum zaten. Şimdi işin enteresan tarafı şu. Agile ile ilgili size tavsiye edeceğim şey, gidin Scrum.org'da, Scrum.org diye bir web sitesi var. Agile Manifesto var. Tamam, bu ufak bir PDF dosyası. Orijinal Agile'ın, Scrum'ın, diyelim Agile demeyeyim, çıktığı yer. Onu okuyun ve durun. Problemlerden bir tanesi şu, yani ChatGPT'ye gidip sormayın Agile nedir diye. Problemlerden bir tanesi şu, bir sürü fikir var, bir sürü bilgi var ve maalesef ki hepsinin arasından ya bu iş nereden çıktı, bu işin özü neydi'yi kaçırmış durumdayız. Bu salondaki insanlar olarak bahsetmiyorum, sektör olarak kaçırmış durumdayız. Yani SAFe diye bir agile framework, agile olduğunu iddia eden bir framework var ya. Yani kendini kandıran insanlar silsilesi. Yok böyle bir şey. Olmamalı yani. Bunun sebebi ne? O orijinal çıkan fikrin üzerine bir şeyler koya 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 bir bakıyorsun ki orijinal fikir orada kalmış, ben buraya gelmişim. Biz ne konuşuyorduk olmuş artık konu. Gidin Scrum.org'a, orijinalini okuyun. O orijinal dokümanın içerisinde nelerden bahsedilmediğine de dikkat edin. Çünkü bahsedilmeyen şeylerin bahsedilmeme sebebi eksik olması değil her zaman. Bu arada orijinal doküman yani yenilendi. İlk hali değil, update gördü de. Ama içine eklenmeyen şeyler unutulduğu için değil. Gerçekten framework'ün bir parçası olmaması gerektiği için. Ve basit. Aslında şirket içerisine baktığımızda basit uygulanması gereken bir kültürel pratikler silsilesi var bir anlamda. Bakın çok ufak bir örnek vereyim. Bunu şeyi duyan var mı merak ediyorum. Pull push mühendislikte demeyeyim, insan yönetiminde diyelim veya iş yönetiminde diyelim birkaç kişi var. Umarım aynı şeyden bahsediyoruzdur. Şimdi size bir İş verildiğinde, versem, o ne oluyor? O verilmiş iş oluyor değil mi? Ya verilmiş iş, size birisi bir iş verdi. Neye bakıyorsunuz hemen? Ya iş güzel bir iş mi? Ya ben sever miyim bu işi? Niye yapmalıyım bu işi? Değil mi? Bir motivasyon bulmaya çalışıyorsunuz kendinize. Ucunda ne var? Havucu ne? Gibi gibi gibi. Fakat İşi siz kendiniz gidip alırsanız, yani ben bunu yapacağım arkadaş dediğinizde, bu sorgulamalarınızın bir kısmı otomatik elimine oluyor. İşi siz aldığınızda şeyi sorgulamıyorsunuz. Ben bunu niye yapıyorum ya? Sen aldın. Değil mi? Cevap çok basit değil mi? Niye aldım? Bakın bunlar aklınıza gelmiyor aslında. Alıyorsunuz işi, diyorsunuz ki ben bunu yapacağım. Yapıyorsunuz. Ve bu süreçte motivasyon eksikliği yaşama ihtimaliniz de çok düşük. Baktığınızda bugün hem Scrum'da olsun, hem Kanban'da olsun, Agile'da bahsedilmeyen, anlatılmayan fakat olayın özünde yatan şeylerden bir tanesi bu. Ben şirket olarak bir yapılacaklar, biz şirket olarak bir yere gitmek istiyoruz. O gitmek istediğimiz yer için şuradaki balonların toplanması lazım arkadaş. Kim hangi balonu almak ister?
Şimdi ben size balon vermeye başlarsam şey oluyor yani. Ben sarı istemiyordum ki ya. Ben beyaz istiyordum. Ama ben balonları bırakırsam ve dersem arkadaşlar bu balonlar patlatılacak, toplanacak dersem geliyorsunuz, bir tanesini alıyorsunuz, patlatıyorsunuz, diyorsunuz ki bir tane daha alayım ve bu böyle devam etmeye başlıyor. Şimdi ben burada neden kurtarmış oluyorum bir anlamda? Şimdi şunu yapabildiğimiz bir dünya olsaydı tatlı olurdu. Gerçekten hepinize bakıp, kişiliğinizi değerlendirip diyebilseydim ki evet sen beyaz balonluksun sen. Sen beyaz balon patlatmalısın, senin yeteneklerine bu daha uygun. Ve biliyorum sen beyaz balon patlatmak istiyorsun. Şimdi bu zor iş. Bakın mümkün değil demiyorum. Zor iş. Bunu yapmaya odaklanmalısınız bir yandan. O ayrı bir konu. Çünkü eğer odaklanmasanız şöyle bir problem de oluyor. Şimdi buradaki örnek kolay. Balonlar var ve ne yapacağımızı biliyoruz. Şimdi şirkete 5 tane developer almışsın, değil mi? Şimdi bu 5 developer oraya gelirken motivasyonunu bilme şansın pek de yok. Yani iş ilanına sen bir şeyler yazdın ama adamın aklından neler geçtiğini bilemezsin. Yani bir 6 ay burada çalışayım, şunu öğreneyim, çıkar giderim diyor olabilir. Bir yıl burada idare edeyim, sonra zaten işte bilmem ne yapacağım. Ama bir sürü plan vardır kafasında kendine göre. Ve o planlara göre şekillendirecek sana olan commitment'ını da. Öyle veya böyle. Şimdi bu adam geldi, 5 tane developer aldık. Biz şirket olarak diyoruz ki biz yukarı çıkmak istiyoruz. Tamam mı? Şu yöne gitmek istiyoruz. Yani fizikteki vektörler gibi düşünün yani. Tamam, şu tarafa gitmek istiyorum. Peki, güzel. Aşağıdaki her developer bir tarafa doğru çekiyor şirketi. Bu developer şu tarafa doğru çekiyor. Bu developer bu tarafa doğru çekiyor. Şuradaki şöyle çekiyor. Böyle farklı farklı bir şeyler yapıyorlar onlar. Şirket olarak biz ileri gidiyor muyuz? Bakın bütün bu vektörleri toplayın. Yani şöyle iki vektörü toplasam ne oldu? Ben evet yukarı gidiyorum. Doğru yöne gidiyorum. Peki olabilecek optimum hızda mı gidiyorum? Şu şekilde iki vektörü topladığımda kuvvet kaybı yaşar mıyım şu tarafa gitmek istediğimde? Yaşarım. İşte şirketler sürekli bunu yaşıyorlar. Takımlar sürekli bunu yaşıyorlar. Biri oraya çekiyor, biri buraya çekiyor. Ama gidiyor gemi yukarıya doğru. İyi güzel. Gemi daha hızlı gitsin istiyoruz. Hep bir developer daha gelsin, o da şu tarafa doğru çeksin. Baba ne oluyor? Herkes farklı farklı yerlere çekiyor. Biz artık hızlanabilmek için buraya 2x hızlanabilmek için 5x'lik developer eklemeye başlıyorum ben oraya. Bunun sebebi ne? Alignment'ı sağlayamamışım. Şirketin gideceği yerle çalışanın gideceği yer hizalanmamış. İşte bunu %100 hizalayamazsın bu arada. Öyle bir dünya yok. Ama buna çabalaman lazım. Çünkü yani bu hikayede şeyi anlatmadım. Bazısı aşağıya çekiyor. Diğer tarafa çekiyor. Tamamen ters yöne çekiyor. Farkında değilsin. Senin oturman lazım ve bu insanlara bakman lazım. Bu insanlarla ilgilenmen lazım. İlgilenmek derken böyle hani sevelim onları falan kafasında değil. Baba sen ne tarafa gitmek istiyorsun? Ve sadece bizim şirketimizde değil. Bakın bu da yapılan büyük bir hata. Bizim şirketimizde senin kariyerini tasarlayalım. Hayır abi, adamın kariyerini bir hayatında bir tasarlayalım. Tasarlayabiliyor muyuz? Bir yardım edelim. Çünkü o adamın kariyeri bu şirkette değilse bunu karşılıklı, transparan bir şekilde bulabilmeliyiz ve konuşabilmeliyiz. Çünkü o adam için de daha iyi bu şirkette olmaması belki. Bizim için de daha iyi. Biz de onun yerine farklı birisini alacağız. Bakın daha iyi demiyorum. Doğru yönde hizalı olduğumuz birini alabileceğiz. Hem o adama farklı... Yani neye odaklanıyorum ben? Bütünün faydasına odaklanıyorum. Benim için dert burada şirket değil, kişi. Çünkü o kişinin hedefleri yarın öbür gün değişebilir, şirketine geri gelebilir şirket. Yani ilk sorduğum soruya kendi cevabımı az çok belli etmiş oldum sanırım. Şimdi bunun için zaman harcayacaksın. Adamın hayatının gidişiyle ilgili yardım etmeye çalışacaksın. Ve sonra da şunu yakalamaya çalışacaksın. Sen bir yöneticiysen eğer, yönetici olarak görevin evet bu. Yani bu arada şey değil. Yani şöyle söyleyeyim, toparlayayım. Cümleyi toparlayamadım. Şimdi adamın gitmek istediği yönle şirketin gitmek istediği yön arasındaki hizalamayı sağlamaya çalışıyorsun ya. Burada şöyle bir çukur var. Manipülatif de olabilirsin. Değil mi? Çünkü eğer senin önceliğin seni bu hizaya yaklaştırmaksa, benim önceliğim o değil.
Benim önceliğim bu ikisini anlamak ve bu ikisini masanın üzerine koymak. Ne yapmak istiyoruz? Beraber karar vereceğiz. Bu farkı gördükten sonra çoğu ne çalışan ne yönetici. Bu farkın farkında değil zaten. Bu farkı gördükten sonra karar çok hızlı ortaya çıkıyor. Ya adam diyor ki evet, ben şunu 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 yapacağım. Böyle bir hizalanma sağlayabilirim ve böylece üretkenliği arttırırız. Ya da adam diyor ki ya ben bunun farkında değildim. Yönetici de farkı, burada bir problem var, biz ne yapalım? Ha, bu bazen şeye dönüşüyor tabii ki. İşte şirket çok büyükse, seni o zaman başka bir departman, daha hizalı olabileceğin bir departmana alalım. Veya hikaye şuna dönüşüyor, baba sen hani ne yapmayı düşünüyorsun bununla ilgili? Ona göre planlama yapalım. İşte atıyorum, şey senaryoları oluyor örneğin. Hani şirketten çık, dışarıdan bize outsource hizmet ver. 2 gün, 3 gün, bizi de idare et. Ama bir yandan sen de şirketten çıkıp kendi şirketini kuranlar var. Ve onlara destek olan, yani şirketin de o kişiye destek olduğunu bildiğimiz senaryolar var. Bunlar gerçekleşiyor. Şimdi bunlara odaklanmak, zaman harcamak lazım tabii ki. Şimdi şuradaki listeye geri gelecek olursak, zamanda nasıl yapıyorum? Süper. Security compliance. Sallayacağım onu şimdilik. Open source, inner source. Şimdi bu enteresan bir konu. Open source muhabbetleri genelde hep şeyle dönüyordu. İşte yani nasıl diyeyim, daha politik bir tartışma olarak dönüyor şirketlerde. İşte source'u açalım mı, kapatalım mı, lisanslama modeli vesaire vesaire. Ama enteresan bir yan faydası var son dönemde şirketlerin fark ettikleri. O da şu. Çok büyük şirketlerde bir projeyi open source'lamak, yani bunu açıyor olmak, ki inner source da ona aslında bağlanıyor ve dokunuyor, şirket içi kod paylaşımını da arttırıyor. Şimdi şirket içi kod paylaşımı ve know-how paylaşımı. Ben bunu niye isterim? Aynı şeyi iki defa yapmayalım diye. Yani birinci sebebi odur. Know-how paylaşımında da şunu isterim. Bu da çok büyük hatadır bu arada. İşte Mehmet abinin SQL'i, Mehmet abiye soralım. O task'i Mehmet abi alsın, o SQL task'ini. Mehmet abi çok iyi SQL bilir. Tamam, yani tamam, Mehmet abi için çok mutlu olduk da şirketin geri kalanı ne yapıyor o esnada? Armut mu topluyor? Başka niye SQL bilen yok şirkette? Senin yönetici olarak şunu da sağlaman lazım. Yani tamam, Mehmet abinin inşallah kafasına saksı düşmez de Mehmet abiye bir şey olursa şirkette uzman kalmadı SQL konusunda. SQL burada bir örnek. Yani ve bunun cilalandığı, bunun güzel bir şey olduğu, yani kişisel olarak tabii ki siz böbürlenebilirsiniz. SQL, bak SQL ile ilgili bu şirkette herkes bana gelir. Bu güzel, hani şişirici bir şey. Ama şirketi düşünüyorsan şunu demen lazım. Baba ben olmazsam yandınız ya. Böyle olmamalı bu şirket. Bu şirket bensiz de gidebilmeli. Şimdi peki ben bunu dediğimde önce şirket mi, önce insan mı düşünmüş oluyorum? İşte simbiyotik ilişki buradan çıkıyor zaten. Ve bunu düşünmek durumundasınız. Bu yöneticilerin zaten bir numaralı bence ajandası olmalı. Ben var olmadan da yaşayabilen bir takım yaratmalıyım. Ya kendi işlevselliğini ortadan kaldırdın derseniz, yönetici olduğunuzu anlayın diye klişe bir cevap verebilirim ama sizin işleviniz zaten o. Sizin işleviniz o takımın siz olmadan ayakta durabilmesini sağlamak. Onu sağladığınızda gideceksiniz, başka bir yere yönetici olacaksınız. İnsanların yönetilmeye ihtiyacı kalmamalı. Siz lider olarak onları bir anlamda, Türkçesi biraz komik olacak ama hani büyütmelisiniz o noktaya. Kendi kendini yönetebilen bir takım haline gelmeli. Ve ondan sonra siz gidip başkalarına odaklanacaksınız. Hiyerarşik yapılardan dolayı bir yerlerde kalmak zorunda kalmıyorsanız o ayrı konu. Şimdi neyi konuşuyorduk? Bu arkadaşların, işte Mehmet abinin gibilerini azaltmamız lazım diyorduk. Bilginin dağılması lazım diyorduk. Bu yüzden ne yapacağız? Elde SQL işi olduğunda her seferinde Mehmet abiye vermeyeceğiz. Diyeceğiz ki işte Saffet, sen hiç SQL'den anlamıyorsun değil mi? Evet, tamam, ah bu iş senin.
Şimdi bu bazen acı verici olacak. Saffet için de acı verici olacak. Çünkü Saffet'in de şöyle bir derdi olabilir. Ben mobil uzmanıyım abi. Ben kariyerimi mobilin üzerine koydum. Şimdi Saffet'in dertlerinden bir tanesi şu. Uzmanlığım olsun ki bir sonraki iş ararken ilanlara denk gelebileyim. Yani kendimi bir ilana hizalayabileyim ve denk getirebileyim. Yani Saffet bu derdini sektörde bir 20 sene yaşarsa büyük ihtimalle unutacak. O ayrı konu. Yani çünkü Saffet aslında mobile developer falan değil. Saffet developer. Hatta bunu daha jenerik bir hale bile getirebilirim. Yani Saffet insana kadar gider bu da. Saffet orada bir çalışan, bir mühendis, sayısalcı oturup mantık kurabilen, sayısal işler yapabilen bir adam aslında. Oraya kadar çekebiliriz. Ama önemli. Bizim şirkette bunu sağlamamız önemli. Buradaki tek istisna belki şudur. Belki de değil. Tek istisna şu. Artistik iş diyebileceğim işleri ben bir yöntemini bulamadım. Bulan olursa konuşmak isterim. Yani sanatçı diyebileceğimiz o karaktere gel de yani onlar SQL yaparlar da SQL yapan Mehmet abi o sanatçılığı yapabilir mi ondan emin değilim. O yüzden orayı cross functional'la pek götüremiyorsunuz maalesef. Ama geri kalanları da götürmek lazım. Ha bunun yine bir dengesi olur bu arada. Yani Mehmet abi yine böyle hepimizden daha çok bilen olsun tamam problem değil. Ama bu aradaki uçurum böyle 500 metre falan olmasın. Birbirimize yaklaşmaya çalışmamız lazım. Çünkü yarın öbür gün iş silolanması olmaya başlar ondan sonra. SQL işlerinin hepsi Mehmet abi de olur. Herkes böyle o şey fotoğrafı var ya böyle bir tane karikatür var. Belediye kazı yapıyor, bir adam kazıyor, 8 kişi izliyor. Aynen onun gibi Mehmet abi SQL problemini çözerken böyle monitör başında Mehmet abinin monitörüne bakan 6 tane kişi böyle SQL problemi çözülse de biz de şu API'yi yazsak falan diye böyle beklemeye başlar ondan sonra. İşte bunu engellemenin yöntemi herkesin bir noktaya kadar bilebiliyor olması. Veya mobil ekip UI fixlemedi ki biz bilmem neyi yapalım şeklinde. Peki, open source'dan bahsetmiştim. Open source yaptığımızda projeleri şirket içerisinde kullanımın hem kültürü etkilediği için hem de visibility'yi arttırdığı için. Projeyi visibility'yi arttırıyor. Ve visibility dediğimizde bunu sadece dışarıdan görünebilirlik olarak düşünmeyin. Özellikle büyük organizasyonlarda büyük bir organizasyonu böyle bir böyle kollu bir şey olarak görebilirsin. Burası burayı göremeyebiliyor. İşte ben source'u açmaya başladığımda hem kültür değişmeye başlıyor hem de birbirlerini görmeye başlıyorlar. Böylece reuse artmaya başlıyor. Peki son kısımdan birkaç tanesine dokundum zaten onlarda. Team karakterisi, product management organizasyon. Şimdi product management tarafında enteresan bir şeyler oluyor son zamanlarda. Bu AI'ın da işin içine girmesiyle beraber. A/B testing denilen bir konsepti zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. İşte hani düğmeyi kırmızı yaptım, kaç kişi tıklıyor, yeşil yaptım, kaç kişi tıklıyor. Ha ben ona işte %20'sini müşterilerin düğmeyi kırmızı göstereyim, datama bakayım, ona göre karar vereyim. Ha yeşilken daha çok tıklıyorlarmış, yeşil olsun, bravo. Şimdi işin enteresan tarafı şu, şimdi artık bunu production'da yapmaya da gerek kalmıyor. Production'dan telemetri datasını alıp AI modelini train ediyorsunuz, ondan sonra AI modeline soruyorsunuz. Düğmede renk olsun diye. Veya daha basitinde düğme yeşil olursa tıklama oranı kaçtır? Estimation'ın kaç? Prediction'ın kaç diye soruyorsunuz. O prediction'a göre karar veriyorsunuz. Yani karar vermek için illa gerçek insanlardan data toplamıyorsunuz. Gerçek insanlardan topladığınız datayla train edilmiş AI modeline tahmin sormaya başlıyorsunuz. Ve bu olay giderek artıyor. Ve doğal olarak bu olay çok hızlı tepki verebilmenizi ve hızlı değişiklik yapabilmenizi sağlıyor. Daha fazla data toplamanız gerekiyor. Fakat A/B test dediğimiz şey işte deploy edilecek, bir süre beklenecek, ekstra yeni data gelecek vesaire gibi muhabbetler. O cycle'ları tamamen kenara atıyorsunuz ve daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Organization, agility, culture ve talent management. Bu konulardan birazcık bahsetmeye çalıştım. Yani söylediklerimin çoğunu söyledim aslında. Turnover'ı düşük tutmanız lazım ekiplerinizde. Yani bunu başarmak için yani insanlara odaklanmak lazım. Turnover'ı düşük tutmak ne demek? Yani bir kişi geldikten sonra bir yıl sonra başka bir işe gitmemeli. İki yıl sonra başka bir işe gitmemeli. Yani idealinizi siz belirleyin. Benim gördüğüm, benim bildiğim, benim uyguladığım ideal 5 yıl. Minimum 5 yıl geldikten sonra o şirkette minimum 5 yıl mutlu olabilmeli. 5 yıl o insanı biz besleyebiliyor, beslemekten kastım. Büyüme anlamında bu arada. Hani işte hala meraklanabileceği bir şeyler sağlıyor
olabilmemiz lazım. Hala daha fazlasını öğrenebileceği bir ortam sağlıyor olmamız lazım. Yönetici olarak hedeflerinizden bir tanesi de bu olmalı takımları yönetirken. Süper. Tamam. Şimdi hoppa. Şimdi bunu görmeyen varsa bir göstereceğim. Şimdi işin enteresan tarafı tooling tarafı. Yani bu muhabbeti emin olun sabah akşam bu muhabbeti yapıyoruz. Arkadaşlarla diyeyim, sektörde deyip genellemeyeyim de. Sabah akşam bu muhabbeti yapıyoruz. İnanılmaz yani. Kapatırlarsa şu anda şey noktasına çok hızlı geldik örneğin. Bazılarımız diyeyim. Şu anda bu siteyi kapatırlarsa ki her an kapatabilirler. Malum adamlar deney yapıyoruz deyip kapatabilir. Şu an kapatırlarsa böyle bir stajyer kaybetmiş gibi üzülecek olanlar var aramızda. Ya çok ilginç. Denemeyenler için bir tane ufak bir şey yazayım. Dur yaparım şimdi. Yes. Emir kipi vereceğimiz için. Nitekim kendisi çok umursamayacaktır da. Geçen şeyin farkına vardım. Bu arada aşağıda yazdığımı okurum birazdan da. Böyle can you build me falan gibisinden böyle inanılmaz kibar yazdığımın farkına vardım. Sonra dedim ki ya kime yazıyorsun? Ama sonra da şunu düşündüm. Dedim ki şimdi burada kabalaşmaya başlarsam gerçek hayatta da kabalaşabilirim. Şimdi ben değişmeye başlayacağım. Yani şeye göre davranabilecek miyim? Karşında insan mı var, robot mu var? Böyle robota kötü davranan insan modeline doğru mu gidiyorum gibi. Neyse. Build me a calendar view with an event on day 3 using Tailwind CSS. Üçüncü gününde bir tane event olan kalender yap bana. Çok güzel. İşte bak patladı. Online olması lazım. İnternetim var mı? Bir bakayım. Bazen de şey, cookie vesaire expire ediyor. Bir refresh çakmak gerekiyor arkadaşa. Çünkü bekletiyordum ya. Yes. Bunu da son update'ten sonra koydular. Bu da yoktu. Hop. Enter. Haydi bakalım. Geçen, yani ben bir tane... Bir yapsın bu arkadaş yapacağını da. Bir de böyle kibar o da böyle. Levelik levelik yapıyor. Önce bir anlatıyor bak bunu yapacağım falan gibisinden. Evet, 2021 yazmasının nedeni modelin aslında 2022 datasına sahip olmaması. AI modelinin. Bilmeyenler için onu söyleyeyim. Bu böyle devam ediyor. Biraz ekstra yavaşladı enteresan bir şekilde. Adam yapıyor. Dün benim şöyle bir şeye ihtiyacım vardı. Bir tane demo için ihtiyacım vardı. Bir tane static HTML site. Arkada bir tane API olacak. Şey ya, bildiğiniz kontakt formu. Contact formunu HTTP API'ye post edecek. Şimdi bunun kodu lazım yani şey yapacağım. İşte üşendim dedim ki şuna bir yazdırabilir miyim acaba? Gittim. İşte anlattım böyle 200 satır. Dedim ki yani HTTP post yapacaksın bir tane endpoint'e. Body'de işte message, name, işte sender, bıdı gıdı yollayacaksın. Bu parametreleri sayfa üzerindeki HTML elementlerinden alacaksın. Submit HTML elementine basıldığında request'i yollayacaksın. Request başarılı olduğunda da bir tane başarılı oldu mesajı göstereceksin. Bunu İngilizce yazdım. Şimdi bunu İngilizce yazmak kodu yazmaktan daha mı eforluydu emin değilim de. Yazdım. Verdi kodu yani. Verdi. Şimdi iş enteresan yerlere gidiyor. Bunu kullanmamız lazım. Bakın buna şu perspektifle bakın. Buna birkaç farklı perspektiflere bakın. Bir, işte junior developerlara gerek kalmadı. Artık stajyer bulmak çok zor. Ya gerek yok falan veya stajyer olmak zor. Stajyeri bulamayacağız. Yani hani bir sürü yorum duyuyorum etrafımdan. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyorum. Yani gerçek olacağını bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Network error. Stajyerde problemi yaşamazsın değil mi? Şunu biliyorum, bizim bunu kullanmamız lazım. Çünkü bu bir araç. Ya biz bugün zaten yani en azından ben şey yapmıyorum yani hani
IDE denilen bir şey var ve kullanıyorum. İçinde autocomplete var. Yani yıllardır da var. Ben bildim bileli autocomplete'i kullanıyorum. Hani onlar bizi rahatsız etmiyor. Bu tabii birkaç kademe dışarısı olunca böyle bir ya benim yapacağımı mı yapıyor bu gibi bir hissiyat oluyor. Yani işsiz kalmayız merak etmeyin. Ben yani 15 yıldır bunu söylüyorum bütün kendi ekiplerime de. Hep aynı muhabbet var yani. İş bitmez, işsiz kalmayız. Bizim ya yani biz adapte olabildiğimiz sürece problem yok. Bu da adapte olmanın bir parçası. Bunu kullanarak iş yapabilenler survive olacak. Büyük ihtimalle. Bunu kullanarak iş yapmaya başladığınızda zaten şeyi göreceksiniz. Yaptığınız işin niteliği değişmeye başlayacak. Aslında otomatik olarak adapte olmaya başlayacaksınız. Şimdi, peki bu hani böyle proof of concept midir? Neyse işte hani böyle bir şey değil mi? Şeye bakan oldu mu hiç? Zıbıdık. Şu arkadaşa, neredesin sen? Yes. Copilot, GitHub Copilot. Bakan oldu mu hiç? Bilmiyorum. Aa, epey var. Öğrencileri de ücretsiz götürün. İşte Copilot zaten buna yakın bir şey yapıyor ki. Yani uzun uzun demo yapmama gerek var mı bilmiyorum. Ama şöyle bir şey yapayım. Bakın bu yeni bir dosya. O kadar yeni ki extension'ı bile yok daha. C# olduğunu söyledim. Ve buraya başlıyorum. Ya ben basit bir şeyle gideceğim de write me olmaz tabii. Burada bir chat diyaloğu olmadığına göre comment yazacağım. For loop starting, klasik demoyu yapayım. Starting from 10 to 1000. Comment yazdım. Umarım. Ama ha, internet gitmişti değil mi en son? Zıp. Ha yok, var gözüküyor. Ve ilk defa bu demo patlayacak galiba. Çünkü çalışmıyor. Peki Copilot'ın kendisi çalışıyor mu? Başka bir örnek göstereyim. Şöyle yapalım. Şuna basayım. Bu Copilot Labs ayrı bir add-on yükleyebiliyorsunuz, ayrı bir plugin. Bakın kod parçacığını seçtim ve bana anlat bunu dedim. Ve satır satır, bak diyor Stream Reader kullanıyorsun, Request Body'yi okumak için şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, anlatıyor bana. Şimdi bu şeyde çok enteresan bir konu. Yani hiç tanımadığınız bir dilin, sinteksini bilmediğiniz bir dilin kodunu okuma konusunda inanılmaz yardımcı olabilecek bir arkadaş. Ve aşağıya baktığınızda başka yapılabilen özellikler de var. Yani şöyle bir çıkayım. Bakın şu brushes diyor ya. İşte otomatik comment yazma koda, kodu birazcık daha toparlama, temizleme vesaire vesaire gibi. Hani bug fix'e kadar, hani bug'ı bulayım onu fix edeyim'e kadar. Bunlar tabii laboratuvar ortamı. Esas göstereceğim Copilot'ın şuradaki çalışmayan fakat production'da çalışması gereken kısmıydı. Şunu deneyeyim bir. Allah Allah. Peki. Masum da bağlamadım. Şöyle sıfırdan bir süreci deneyeceğim. Eğer yine çalışmazsa bırakacağım. Herhalde enteresan. Neden çalışmadığı gibi bir fikrim yok şu anda. C# seçtik. Tamam. A function with a loop from 0 to 1000 dedik. Enteresan fikir. Kaydedelim. Save. Sanmıyorum ya. Ben bunu kaydetmeden bunun demosunu yapmıştım çünkü. Ha, patladı bu demo. Yok, bundan dolayı değil. Neyse, hayal edin ki... ya şu an niye çalışmadık? Emin olun fikrim yok yani. Function'ı yazdığımda, space'e bastığımda böyle yani 8 satırlı bir şekilde function'ı for loop'uyla beraber vesaire complete ediyordu. Yani aradaki fark şuydu aslında, yani göstermeye çalıştığım. ChatGPT'de ben bir talimat veriyorum ve talimat üzerine kod geliyor.
Copilot'ta ise ben kodu yazmaya başlıyorum. Yukarıdaki yorumu da değerlendirerek kodun geri kalanını o yazıyor. Ve bu iki demoyu da yapmamın ana fikri şu. Copilot şu an production'da olan bir ürün. Yani eğer ChatGPT'ye şey gözüyle bakıyorsanız, ya bu daha işte oynanan bir teknoloji, daha gelmedi vesaire vesaire. Bunun gelmiş var da aynı yerden geliyorlar teknoloji olarak. Copilot'ta, ChatGPT'de, GPT, ikisi de GPT 3.5. Galiba Copilot 3.0 üzerine build. Emin değilim bu arada. Ama ikisi de aynı konseptten geliyor. Evet, birkaç slide daha var. Onları göstermeyeceğim. Çok önemli değil. Yani bahsedeceğim 3 tane teknoloji konsepti vardı. İşte AI-based pair programming, ki Copilot oraya giriyor. NLP-based prototyping, bunun üzerine işte ChatGPT'nin önüne language processing de koyduğunuzda artık konuşuyorsunuz ve size bir prototip build ediyor noktasına gelebiliyorsunuz. Telemetriden bahsettim. Bir tane proje var, onun da şöyle bir göstereyim ucundan. İlgilenenleriniz baksın, refresh atıyor. Bu enteresan bir proje çünkü bunun bütün source kodu da açık. Sketch to code diye. Ve bu hani otursanız bir haftada yapabileceğiniz bir şey bu arada. Bu ticari bir ürün değil. Bu bir lab projesi. Kağıt üzerine UI çiziyorsunuz. O UI'yi alıyor, HTML'e çeviriyor. Yaptığı şey bu kadar. Yani biraz önceki örneklere göre daha çok daha primitif. Ama yapılma şeklinin ne kadar basit olduğunu gösteriyor. Çünkü şöyle şeyler yapmışlar arkada. İşte insanlar tarafından çizilmiş 10 tane işte text box'ı veya her neyse drop down list'i alıyor. AI'ya train ediyor. Diyor ki bu drop down list'tir. Ondan sonra image geldiğinde image recognition yapıp diyor ki aa evet burada drop down list var. Pozisyonu şu, şunu şu. Ondan sonra başka bir engine de gidiyor. Onun HTML kodunu generate ediyor. Bunun source kodu da GitHub'da inceleyebilirsiniz bakmak isterseniz. Bunun gibi başka ticari ürünler de var. Ama bu daha böyle prototip, ufak çaplı bir arkadaş. Mimarisi vesaire de burada anlatıyorlar zaten. Epey eski, epey eski. Epey eski bu. Sketch to code diye aratırsanız karşınıza çıkar. Bunun arkasında GPT, MPT öyle şeyler yok yani. Bu da çok daha primitif. Ama fikir vermesi adına niye bunu da... yani şimdi bir yandan evet biz bu teknolojileri kullanacağız. Bir yandan da bunun üzerine, yanına, sağına, soluna veya bu şekilde biz neler üretebiliriz de düşünüyor olmak lazım. Çünkü artık tüketicinin, tüketici derken developer'ın beklentisi de bu tarafa gitmeye başladı. Yani buna alıştıktan sonra kimse oturup o kodu elle yazmak istemeyecek. O kodun elle yazıldığı bir IDE çıkarttığınızda artık ciddiye alınmayacaksınız. Evet, bunlara girmeyeceğim. Tıp 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 demomu yaptım. Hikayem bu kadar.